lezzetlerini evlerinize getiren programımız Dünyanın Tadıyla birlikte bu hafta komşumuz Bulgaristan'dayız. Bulgaristan'ın tatil şehri, deniz şehri, Karadeniz'in kenarındaki güzel şehri Varna'dayız. Varna'dan birbirinden lezzetli yemekler hazırladık. Deniz ürünlü Bulgar ekmeğimizin tadına bakıyoruz. Dünyanın Tadı ekibi olarak Karadeniz'in kenarındaki Varna şehrine geliriz de bu Karadeniz'in balıklarını yemez miyiz? Sizlere balık tarifi vermez miyiz? Tabii ki veririz. Ay ben şık domatesli balık görmedim daha önce. Limana oturmuş, karaya oturmuş bir gemideyiz. Bulgar usulü risotto. Risotto yapacağız. Şimdi de Bulgaristan'da harika bir tatlı tarif vereceğiz. Şovska salatasının tarifini alıyoruz. Şu anda elimde bir Bulgar ekmeği var. Tikvenik tarifi alacağız. Tikvenik. Eğer hazırsanız bu güzel tarifleri kaçırmayın diyorum ve dünyanın tadını Varna'dan başlatıyorum. Bulgaristan'ın Varna şehrinde sizlere birbirinden lezzetli deniz ürünleri tarifleri vermeye devam ediyoruz. Şu anda Bojana Hanım'la beraberiz. Hello. Ve kendisi bize deniz ürünlü Bulgar ekmeği tarifi verecek. Bojana Hanım dünya mutfağı ile Bulgar mutfağını bir araya getirip harika yeni lezzetler ortaya çıkarmaktan çok mutlu olduğunu söylüyor. Şimdi bu yemekte kendisinin özel yemeği ve malzemelerini sayalım istiyorum. Öncelikle malzemelerimi sayalım. Bulgar ekmeği, milfoy hamuru gibi aynı. Burada deniz ürünlerimiz var. İstakoz, karides ve yengeç bacağı. Yengeç bacağını duydu ve Yakupcan geldi. Evet, yengeç bacağı var Yakupcan. Tatlı patateslerimiz var. Haşlanmış tatlı patates ve püre. Zencefil. This is very hot chili. Çok acı biber, çok acı biber ve burada acı biber sosu, maydanoz, dekorasyonu için çiçeklerimiz var. Çam fıstığı ve bezelye. Burada da yeşil fasulye püresi. Doğru mu Özlem Hanım? Malzemeleri Özlem Hanım söyledi bana yemeğe başlamadan önce. Yeşil fasulye püresi. Yeşilliklerimiz var ve çok merak ediyorum. Nasıl bir lezzet ortaya çıkacak? Bojan Hanım öncelikle sarımsakları ince ince doğruyor. Tavamıza zeytinyağımızı koyduk. Zeytinyağında sarımsaklarımız kavrulurken şefimiz de aynı zamanda karidesleri temizlemiş ve doğradı ve karidesleri ilave ediyor. And then we add, this is a reduction of the lobster. After we cook the lobster, this is like a, it's a very nice sauce. Istakoz sosu koydu üzerine. Istakoz sosunda karidesleri kavuruyor. O sarımsakla beraber. Mm-hmm. Yo, it smells very nice. Very nice. Yes, yes, very this delicious. Is boiled for like 2 days, you know. Ah. Yeah. So we're gonna add a little bit of Worcester sauce, a bit. Too. Evet, soslarımızı ilave ediyoruz. Yep. Acı sosu ekledi. And then we're gonna cook it for a little bit longer. Okay. Yep. And then we're gonna just add our potatoes inside. Haşlanmış tatlı patates ilave ediyoruz. Evet, ıstakozlarımızı ve acı sosumuzu da ilave ettik. I really love spicy food. Oo, acıyı çok seviyormuş Bojana Hanım. Ben de çok seviyorum acıyı. Yakupcan da çok seviyor. Yakupcan da arkada denizin tadını çıkarıyor. Bu tarifte o bize denizden eşlik ediyor. Evet, şimdi servisine başlıyoruz. Önce tabağımızı süslüyoruz. Tabak süslemesi Bojana Hanım'ın iştahımızı iyice arttırdı. Gonna add our tatlı patates. Yep. Ortasına tam midyenin eti gibi. Yeşil fasulye püresini patatesin üzerine sıkıyoruz. Yep. And then we're gonna finish with bread, Bulgarian bread. Yes.
Evet, bulgar ekmeğiyle beraber bitiriyoruz. Üzerine evet bulgar ekmeklerini koyduk. Deniz ürünlü bulgar ekmeği. Evet, şöyle biraz alalım. Çam fıstık. Çam fıstık. Yes. Antep fıstığına burada çam fıstık diyorlar. Bulgarlarla. Just roasted çam fıstık. It's really really nice. Uzun bir tarihimiz var. Osmanlı zamanında birlikte yaşadık. Bu yüzden ortak kelimelerimiz çok. Evet, Antep fıstığıyla beraber çam fıstık diyorlar. Evet, fıstıkla beraber harika bir görüntü aldı. En son üzerine de çiçekler ve yeşillikler ekliyoruz süslememiz için. Wow. Deniz ürünlü bulgar ekmeğimizin tadına bakıyoruz. Bakalım nasıl bir lezzet ortaya çıktı. İstakozundan aldım. Amazing. I like that very much. Yeah. Yes, with pistachio. Yes. Fıstıkla beraber ıstakoz ve karides inanılmaz lezzetli olmuş. Very very nice. İnanılmaz lezzetli. Antep fıstıklı karides ve ıstakoz. Hafif acısı da var. İnanılmaz lezzetli. Ekmeğin tadına bakalım. Bulgar ekmeği. Yeah. Delicious. Indian. Çok lezzetli. Aynı milföy hamuru gibi ama bu daha farklı. Bulgar milföy hamuru diyorum ben. Thank you very much. Bojana. Very welcome. Dünyanın tadını Bulgaristan'dan çıkarmaya devam ediyoruz. Tatlı patates müthiş. Dünyanın tadı ekibi olarak Karadeniz'in kenarındaki Varna şehrine geliriz de bu Karadeniz'in balıklarını yemez miyiz? Sizlere balık tarifi vermez miyiz? Tabii ki veririz. Yakupcan'ın dokunduğu gibi. Yakupcan neye dokunuyorsun biliyor musun? Balığa. Ne balığı? Üsteritela balığı. Neyi? Üsteritela. Evet, Yakupcan ona bebekçe bir isim koydu. Kalkan. Kalkan. Kalkan yapıyoruz. Bakalım Bulgaristan'da nasıl bir kalkan yapacağız? Sizlere nasıl bir kalkan tarifi vereceğiz? Bu yemeğimizin adı plakiye. Martin şimdi kalkanımızı doğrayacak. Balığın kafasını ayırdık. Bu balığın kafasıyla da balık çorbası yapacağız. Dünyanın en lezzetli balığı. Bana göre kalkan balığı. Çok güzel bir eti var. Yakupcan da bayılır, ben de bayılırım. Vatoza benziyor. Evet. Ama bu vatoz yani. Bu vatoz mu? Vatoz balığı. Evet, gerçekten de vatoza çok benziyor bu kalkan balığı. Ama dünyanın en lezzetli balıklarından bir tanesi. Bana göre en lezzetlisi kalkan balığı. Yakupcan da çok seviyor. Böyle çok beyaz bir eti var. Martin Şef kalkan balığının etini kemiklerinden ayırıyor. Kemiksiz bir et yiyeceğiz. Kemiksiz bir balık. Kılçıksız. Bayılırsın sen buna biliyor musun? Bu kalkan balığı inanılmaz lezzetli bir balık ve yemesi de oldukça keyifli. Balığı yerken kılçıkla uğraşmıyorsunuz. Balığın kılçıkları inanılmaz kalın. Bu yüzden etten çok kolay ayrılıyor. Kullanacağımız fileto. Evet. 1 kilodan fazla gelir şu parça. Fileto kılçıksız. Şimdi biz bunu kullanacağız. Malzemelerimiz neler? Hemen malzemelerimizi sayalım. Biberimiz, soğanımız, kereviz sapı, maydanoz, domates, yeşil biber, kırmızı biber ve sarımsağımız var. Malzemelerimiz bunlar Yakupcan. Hazır mısın? Benim balık yiyeceğim. Balık yiyeceğim. Ama pişmeden. Pişmeden. Yakupcan çiğ çiğ yemek istiyor balığı. Tamam. Pişirir mi yiyelim? Çiğ çiğ balık yenmez. Kurtlanırsın. Martin Şef balıklarımızı temizledi güzel güzel. Görüyor musun nasıl oldu temizlenince? Üzerine birazcık biber atıyor. Beyaz biber kullanıyor. Eğer karabiber atarsanız diyor balığın rengi bozdur diyor. Bu güzel beyaz rengi kaybetmeyelim dedi. O yüzden beyaz biber attı. Bakalım nasıl bir şey olacak.
kalkanlarımızı kızartıyoruz. Zeytinyağında. Ev gibi ev. Ne gibi? Ev. Ev gibi, evet. Evde de annen yapıyor mu böyle? Evet, ev yemeği gibi. Çok çabuk pişti balıklar. Of of of, ne kadar lezzet gözüküyor. Koklamak ister misin? Nasıl kokuyor? Ne çabuk pişti. Ne çabuk pişti. Evet, çok çabuk pişti ve çok güzel kokuyor. İnanılmaz güzel kokuyor. Ne kadar büyük. Bak, çok büyük. Evet. Liman gibi. Liman gibi, evet, liman gibi. Balıkları 2 dakika çok az pişirdik. Sanırım bunu daha pişirmeye devam edeceğiz. Başka bir yerde bir daha pişireceğiz. Evet, balıklarımızı tavamızdan aldık. Yaklaşık 2 dakika pişti. Yakup sen iştahla bakıyor. Bunları yiyemezsin. Daha hazır değil. Nedenmiş? Çünkü daha diğer malzemelerimiz pişecek. Çok özel bir balık. Bak, soğanı attı. Soğanla mı yapacağız? Evet, soğanlı. Sebzelerimizi ve balığımızı çok az pişirdik diyor Yaktan. Çünkü bunları daha sonra fırına atacakmışız. Fırında biraz daha pişeceklermiş. Anladın mı? Hafif kızarttık, sonra fırına. İlginç bir, ilginç bir balık tarifi. Bak, sarımsağı koyduk, kerevizi koyduk ve soğanı kavuruyoruz. Kokuya bakalım. Nasıl kokuyor? Yok, mis gibi kokmuyor. Yok, mis gibi. Bekle, birazcık bekle. Daha pişmedi, bekle. Biraz daha pişsin. Babacığım. Bir daha kokla. Bir daha kokla. Yok, yine mis gibi. Yok, yine mis gibi kokmuyor. Birazdan kokacak, birazdan kokacak. Sen merak etme. Babacığım. Söyle. Soğanlı balığın üzerine mi atacakmışız? Evet, balığın üzerine atacağız. Bak, şimdi biberleri koyduk. Biberleri, kırmızı biber. Kaliforniya biberi. Ay, ben hiç yemem. Kaliforniya Amerika'da. Gitmek ister misin? Ay, ben hiç yemem. Ne yemezsin? Biber olduğu için mi? Hı-hı. Ama bu tatlı biber. O acı biberden değil. Geçen hafta Tayland'da yediğin acı biberden hiç değil. Merak etme, çok tatlı. Şimdi de yeşil tatlı biber attık tekrar. Ay, ben çok şerp yemem biber. Sen acı... Bu senin Tayland'da yediğin, gördüğün acılardan değil. Bu tatlı. Merak etme. Tayland'da yaktıkken yaktık ağzını. O yüzden acıya biraz korkak yaklaşıyor. Koku. Nasıl? Koku nasıl? Güzel. Evet, Yakupcan sonunda kokuyu aldı. Son olarak da üzerine domatesleri ekliyoruz. Gördün mü domatesleri? Ay, ben hiç domatesli balık görmedim daha önce. Daha önce Yakupcan hiç domatesli balık görmemiş. Sanki Seyşeller'de yemiştik domates soslu balık. Unuttun mu? Hayır, yemedim. Yememiş, tamam. O zaman burada yersin. Bütün sebzelerimizi kavurduk. Şefim limon atıyor. Arkadan ekstra malzemeler geliyor. Ben limonlu balık görmedim. Ve son olarak da biraz da karabiber ekliyor şefim. Tuzunu ve karabiberini ilave etti. Ateşin altını kısıyoruz. Yaklaşık 10 dakikada bu şekilde kavuruyoruz. Ondan sonra fırına göndereceğiz. Fırındaki kalkan plakiyamızın üzerine şefimiz ince ince doğranmış limonları koydu. Limonlarla beraber tekrar fırına attık. Limonlarımız çok az kızardı ve görüntü bu işte efendim. Kalkan plakiya. Yes. Oldukça lezzetli gözüküyor. Evet, servisine başlıyoruz. Buyurun. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Şefimiz ufak ufak tüketebiliyor. Çünkü burası çok fazla Türk turist çeken bir şehir. Varna deniziyle, doğal güzellikleriyle, tarihi mekanlarıyla dünyanın her yerinden, özellikle Türkiye'den bol bol turist çeken bir şehir. Bulgaristan'ın Bodrum'u olarak geçiyor. Tabak süslememiz de bir o kadar güzel. Tekrar limonları koydu şefim. Bol limonlu seviyorlar Bulgarlar balığı. Tabak süslemesinde aynı zamanda bezelye otu. Şefimiz burada bezelyeleri yeşillendirmiş. Üzerine bezelye yaprakları koyuyor. Bizi internet alıp atalım ufaktayken buradakinden. Tamam, Yakupcan diyor ki bu görüntüleri diyor internet atalım diyor.
Doğru söylüyor. Yakucan burada karabiber şov yapıyor. Biz de balık şov yapıyoruz. Kalkan plakiye. Bu yemeklerin fotoğraflarını, videolarını aynı zamanda sosyal medya adreslerimizden de takip edebilirsiniz. Instagram adresimiz Dünyayı Tadıyorum. Facebook ve Twitter adresimiz ise Dünyanın Tadı. Değil mi Yakupcan? Çok güzel videolar ve resimler paylaşıyoruz Yakupcan'la. İşte bu da onlardan biri olsun. Yakupcan'ın bana ikram ettiği karabiber. Yakupcan'ın elinden zehir olsaydı bunun için at zaten karabiberi. Balığın üzerine at. Olur mu? Tamam. Hadi at. En son Yakupcan da biraz karabiber ekliyor. Teşekkür ederim. Elinize sağlık şef. Küçük şef, master şef. Master şef Yakupcan en son karabiberini ekledi. Yemeğe son tadını Yakupcan verdi. Kalkan plakia. Bakalım nasıl olmuş? Sebzesinden, balığından aldım. Yakupcan acı acı diyor. Bakayım mı? Yo, acı değil. Hmm. Bakayım. Çok güzel. Bakayım. Very delicious. Evet, thank you very much. Ben bayıldım. Yakupcan da dayanamıyor. O da istiyor. Hop. Nasıl? Nasıl? Bayıldın mı? Güzel. Hayatımda en iyi dolma. Dolma, evet. Farklı bir balık. Pekala, Yakupcan dolmaya benzetti ama tadı inanılmaz lezzetli. Kalkan plakia sebzesiyle beraber inanılmaz lezzetli. Evlerinizi denemenizi ve Bulgaristan'a, Varna'ya gelirseniz muhakkak tatmanız gereken balık. Thank you very much, Martin. It is very delicious. I will finish this. Şimdi ben bunu bitiririm. Afiyet olsun. Varna'da, limanda, limana oturmuş, karaya oturmuş bir gemideyiz. Mr. Baba gemisindeyiz. Gemi restoran olarak kullanılıyor. Sahilde karaya oturmuş bir gemi. Evet. Herkesin dikkatini çekiyor. Benim de dikkatimi çekti. Ve hemen ekibimi aldım ve bu gemiye geldik. Geminin adı Mr. Baba. Mr. Baba efsanesi var. Türk kökenli bir kaptan. Osmanlı'ya bağlı. Evet. Çalışırken seferlere giderken, akınlara giderken bir şeyler oluyor bu Mr. Baba'ya. Bu Mr. Baba'ya bir şeyler oluyor ve Mr. Baba yoldan çıkıyor. Korsan evet, olmaya karar veriyor. Korsan oluyor ve yuvarlı korsanlık yapıp evet, korsanlık yapıyor ve Varna'ya, kolunu kaybediyor, bacağını evet, kaybediyor. Ve Varna'ya Varna'ya yerleşiyor. Varna'ya oltasını atıyor. Korsan Mr. Baba Venedikleri birçok defa bozguna uğratmış. Bu yüzden Kara Mr. Baba. Evet. Diyorlar bu Mr. Baba'ya ve Mr. Baba Venedik'ten gelirken herhalde bizim şu anda yapacağımız yemeği de getirmiş buraya. Öyle diyorlar. Bulgar üstüylü. Bulgar üstüylü risotto. Risotto yapacağız. O zaman sayalım malzemeler neler. Tamam. Mr. Baba neler getirmiş? Pirinç. Pirinç, özel pirinç. Özel risotto pirinci. İtalyan pirinç. İtalyan pirinci. Taze domates, taze domates. Domatesi. Soğan ile sarımsak karışımı. Tamam, mükemmel. Taze soğan, kalamar. Evet. İskaride. Karides. Karides. İskaride mi diyorsunuz? Evet. Karides, evet. Karides. Oktopot. Ahtapot. Ahtapot. Kalamar. Kalamar. Malzemelerimiz bunlar. Malzememiz bunlar. Bir de zeytinyağı. Bir de zeytinyağı. İtalyan zeytinyağı. Zeytinyağı kullanıyorsunuz burada. Tabii. Ayçiçek yağı yok. Yok. Trakya'da ben hep ayçiçek yağı görüyordum ama yok. Bulgaristan'da olan zeytin de yetişiyor mu? Yok, zeytin yetişmiyor da bu eski tarife göre bu risotto olması gerekiyor. Tamam, tabii. Tamam. Çünkü Mr. Baba başka, İtalya'dan geldiği için İtalya'dan evet, zeytin İtalyan getirmiş. Okey, tamam. Başlayalım diyorum ben Nermin Bey. Tamam. Zeytinyağımızı koyalım. Öncelikle deniz ürünlerimizi tamam. Koyalım. Koyalım. Hemen koyalım karideslerimizi. O evet, karidesler senin çok çabuk pişiyor. 2 evet, dakikada pişiyor. Tabii. Kalamarlarımızı koyalım. Azıcık tuz. Nova
Kalamavların bacaklarını altı potları da ekledik. Koyalım. 2-3 dakikada bütün 200 dakika. Deniz ürünlerimizi soteledik. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Soğanı. Bey? Soğanı. Hemen atalım. Ben getireyim atalım. Soğanları size. Buyurun. Tamam. Sağ ol. Yardım edeyim ben de soğan, sarımsak. İşte. Evet. 6-7 dakikada hazır olacak bir tarif bu tarif. Doğru mu? Evet. Nerede evet. Bey? Bu doğru. Sadece bu Mr. Baba'nın özel risottosu maşallah, diye. Maşallah. Aşağı yukarı 7-8 dakika en fazla hazır yapıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Domatesi. Getireyim hemen domatesimizi. Ediyoruz. Buyurun. Sağ olun. Domatesimizi de ilave edelim. Domatesimizi de attık. Taze soğanımızı da ilave ediyoruz. Evet, malzeme sayarken kremayı saymadınız ama sonradan ekledik. Evet. Malzemelerinize kremayı da eklemeyi unutmayın. Tamam. Evet, kremayla beraber. Aşağıya karıştırıyoruz adam akıllı. Evet, adam akıllı karıştırdık. Adam akıllı karıştırdık. Evet. Güzel. Ya, şimdi pirinç mi? Pirincimiz kaldı. Verelim abi pirincimizi. İtalyan pirinci risotto. Risotto evet. İspanyolların paellasına benzedi. Aşağı yukarı evet. Evet benziyor. Sanki İspanyolların paellası şafran koyunuyor. Safran koyunuyor evet. Evet. Siz safran koymuyorsunuz. Sarıyor. Beyaz oluyor. Bizimki beyaz olur. Çünkü krema evet. Koyuyoruz. Evet. Krema koyuyorsunuz. Doğru. Bir de paellada krema yok. Krema yok benim hatırladığım kadarıyla. Yok. Paellada krema yok. Et suyu var. Evet. Şafran. Buna da istersek et suyu koyabiliriz ama biz koymadık bugün. Yok. Su koyulmuyor. Çünkü gerçek İtalyan risottosuna koyunuyor. Koyunuyor. Sadece bulgar da koymuyor. Bizimki özel. Özel. O yüzden su kullanmıyoruz. Bu da bizim farkımız olsun. Evet. Pirinçler biraz şiştikten sonra sanırım risottomuz hazır olacak. Evet. Sizin hikayeniz nasıl? Siz Türkçeyi bülbül gibi konuşuyorsunuz. Türksünüz herhalde, ha. Doğru mu? Evet, ben Türk'üm. Evet. Burada doğum. Doğumluyum. Aşağı yukarı 15 senedir. Osmanlı zamanına geliyor aileniz herhalde. Buraya, evet. 15 seneden beri açılık yapıyorum. Maşallah. Var bunun... mı Türkiye'de akraba var mı Türkiye'de akrabalarınızla eş dostunuz? Var, çok var. Hepsi şu anda sizi izliyor. Bir selam gönderin. Sağ olun. Çok selam var. Kim? Tanıdıklarımıza. Nerede yaşıyorlar? Sizin genelde eş dost İstanbul'da mı? İstanbul'da var. Eskişehir'de var. Çorlu'da da var. Evet. Tüm Türkiye'deki Balkan göçmenlerine saygılarımızı, selamlarımızı gönderiyoruz Bulgaristan'dan. Selam var. Evet. Tabağımıza koyalım. Hazır mı? Hazır evet. Süper. Görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 6 dakikada hazır oldu. Hadi koyalım tabağımıza. Ben bir tadına bakayım. Bulgaristan'a gelirseniz ne yenir? Evinize de deneyebilirsiniz. Şöyle ben bir hemen tadına bakayım. Evet, şöyle biraz da şeyini alayım. Ahtapotundan falan alayım. Deniz ürünlerini alayım değil mi? Tabii. Tadına bakıyorum. Deniz ürünlü risotto. Hmm. Krema yakışmış. Evet. Deniz ürünleri zaten çok taze. Bu taze. Denizin ürünleri. Taze evet. Bayıldım. Evet. Ellerinize sağlık. Yağ kupçanı kumdan aldık getirdik. Yağ kupçanı kumdan koparmak kolay değil. Şimdi de Bulgaristan'da harika bir tatlı tarif vereceğiz. Yağ kupçanı biliyor musun? Ama küçük deniz kabuğu gibi annem de. Yağ kupçanı deniz kabuklarını toplamış. Onun aklı deniz kabuklarında. Tatlımızın adı Bulgar helvalı, profiterol ve makaron. Yağ kupçanı sen makaronu çok seversin ya. Babacım bana bir tane kurabiye ver. Bojana Hanım sana hemen bir makaron yaptı bak. Makaron. Wow. Çikolatalı makaron taze.
Ma'am. Elin pizza mı? Aha, tamam, okay. Sorun yok. Okay, hadi tadına bak. Be everywhere. Yes. Chocolate in 5 minutes. Okay, hadi go. Go, 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 go. Yavukcan makaron niye dursun, biz tarifimize devam edelim. Malzemelerimiz neler? Fındıklı ve bademli Bulgar helvası, profiterol, makaron, karpuz, kavun ve altın efendim, altın. Görüyor musunuz? Altın. Tatlımızda altın kullanacağız. Altını alışkınız Arap ülkelerinde görmeye. Abu Dhabi'de, Bahreyn'de daha önce tattık. Özellikle Özlem Hanım çok sever altınlı cappuccino. Altınlı pasta dediğiniz zaman Özlem Hanım ilk tadanlardan. Bugün biz de tadacağız. Bakalım altınlı bir tatlı. Üzerinde altın. Çiçeklerimiz var dekorasyonu için. Aynı zamanda çikolata sosu, krema, böğürtlen sosu, limon sosu, çikolata sosu ve krema. Evet, malzemelerimiz bunlar. Let's start. Yeah, Bojana. Let's start. Take and make a nice line. Wow. Önce tabağımızda bir çikolata sosuyla. This is chocolate with raspberry. And then çizgi çizdik. Yavukcan bir tane daha istiyor. Yavukcan gel. Like abla yapıyor. Tamam, hemen yapıyor. Yes, he liked and he want one more. You want one more? Yes. Great. Bekle, tamam yapıyor. Getir içine çikolata. Hot. Evet, hemen. Bojana'nın da Yavukcan çok sevdi. Ona makaronlar hazırlıyor. Thank you very much. Yavukcan teşekkür ederim. Thank you very much. Thank you very much. Very cute. Thank you. Okay, so we're gonna take one like this. Profiterol. Yes. Lemon sos. Yes. We're gonna profiterolün içerisine the... limon sosu sıktık. Lemon sos. Yes. Oops. Limonlu krema. Makaronun lemon. Altına çikolata. Yep. Evet, çikolatalı makaron yaptık. Yavukcan işe gitti. Yavukcan onu yemek istiyor. Yes. Yavukcan çok sevdi. Like evet, çikolatalı makaron. Pardon, çikolatalı profiterol. Wow. Böğürtlenli makaron yaptık Yavukcan. Çok lezzetli bir tatlı. And then the other one, we're gonna fill it with chocolate. Profiterolün içerisinde şimdi de çikolata sosu. Yavukcan çok lezzetli tatlar yapıyoruz. Gel bu tarafa, gel. Tamam, yapsın, bekle. Abla yapsın sana. Yakupcan çok sevdi. Üzerlerine de krema sıkıyoruz. Profiterollerin. Yakupcan bir tane daha istedi. Yakupcan çok sevdi makaronu. Bütün makaronlar Yakupcan'a gidiyor. Kendi yapıyor, görüyor musunuz? Özlem öğrendi nasıl yapıldığını. Evet, Yakupcan kendi makaronunu kendisi yaptı. He will be master chef. Yeah, really great. We're gonna take from the helva. Bulgar helvası. Very easy to make. Very, very easy. We have helva in Turkey. Yeah. You have helva. Yeah. What is difference? I would like to it's very, try. Yeah. Be careful, it's gonna stick on your tongues. So we're gonna do it like here. Evet, şekerlerim. Şeker. Karamelize edilmiş şeker. Şeker dişlerime yapıştı. Bulgar helvası bu şekilde oluyormuş. Sevdin mi yapacaksın? Then we're gonna do a bit of this. Finish it nice. Tamam, bekle, hemen yapıyor abla. Of of of, süslemesi harika. Evet, en son. Şimdi karpuzlarımızı koyuyoruz. Top top. Gel bu tarafa yapacaksın. En son bir damla. Tamam, şimdi yapacak Bojan abla. Hayır anne. Bojan Hanım hemen yapıyor, sen bekle. Yapacaksın, gel ben sıkayım sana, gel. Gel bakalım. Biz de burada. He likes it. Yes. Okay. Yavukcan'a biz de makaron yapıyoruz. Bojan Hanım tatlımızı yaparken. Bulgar helvalı, profiterol ve makaron. Tabak süslemesi inanılmaz güzel. En sonunda üzerine altın koyuyor. Bojan Hanım dedi ki tatlı önce göz değinir, sonra ağız değinir dedi. Bu yüzden tatlı süslemesi çok önemli. Kendisine katılıyorum. Şu anda altınları yerleştiriyor. Bulgar helvalı, makaron ve profiterol. Yakupcan profiterol çok seviyor. Bojan Hanım da sağ olsun. Yakupcan'a bugün... Güzel. Çok güzel. Çok güzel diyor. He say very delicious. If he's saying it's good, that's the best compliment for me. I'm really happy. Eğer Yakupcan güzel diyorsa kesinlikle güzeldir. Bu benim için her şeye değer dedi Bojan Hanım. Ve tadına bakıyoruz. Now I would like to try. Bojan Hanım diyor ki çatal bıçak kullanmayın, eliniz değil. Bunun tadı elden gelir. Yakupcan'a bakın diyor. Evet, tadını o çıkarıyor. Bu programın en lezzetli kısmındayız.
tadına bakma kısmı. Yakupcan sen de gel. 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 Come here. Gel, come on. Dur. Bir dakika söyle. Ne istiyorsun? Çikolatalı şey. Hangisini istiyorsun sen? Sen çikolatalı istiyorsun. Tamam, çikolatalı senin. Sen altın şeyini çıkar. Tamam, altın şeyini çıkar. Yakupcan tabii altın yenmez değil mi altın? Bravo. Yakupcan altını yemiyor. Sadece çikolatasını yiyecek. Çok lezzetli, çok. Bayıldım. Devam edeceğiz, bırakamıyorum. Bu tabağı bitirmeden buradan ayrılmam. I will never go without finish. Martin Şef'le beraber Bulgar lezzetlerini keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi Martin bize Balkanların en meşhur salatası. Balkanların hangi ülkesine giderseniz gidin bulabileceğiniz bir salata. Şopska salatası. Ana vatanı Bulgaristan. Ve şimdi Bulgar şefimiz Martin'den Şopska salatasının tarifini alıyoruz. Malzemeleri sayalım. Çok lezzetli bir salata. Ana malzemesi peynir, tuzlu peynir. Ama baştan başlayalım. Maydanoz, soğan, zeytinyağı, biber, salatalık, peynir, acı biber, soğan ve domates. Malzemelerimiz bunlar. Başlayalım Martin. Öncelikle domateslerden başlıyoruz. Domatesleri küp küp doğruyoruz. Martin Şef domatesi saplarına attı. Domatesleri küp küp doğruyor. Domateslerden sonra salatalıkları da küp küp doğruyoruz. Yapımı oldukça kolay ve lezzeti tarifsiz. Daha önce defalarca tattım ve tarifini ilk defa Bulgaristan'da, ana vatanda çekiyorum. Şimdi biberleri de küp küp doğrayacağız. Bütün sebzeleri küp küp doğruyorsunuz. Soğanları da ince ince kıyıyor. Sebzeleri küp küp doğradık. Soğanları ince ince kıydık. Ondan sonra da maydanoz. Çok az da bir acı biber. Acı biberleri de ince ince doğruyoruz. Çok az da bir acı biber koydu. Üzerine de tuz. Tuzu da ben atayım. Biraz da benim tuzum olsun Martin. Evet, benim tuzum olsun. Ve sonda zeytinyağı. Evet. Oldukça güzel bir görüntüsü var ama esas işin sırrı birazdan. Güzelce karıştırıyor Martin. Şopska salatasını, şopska yapan şey elimde. Şopska ne demekmiş? Bu arada şefim bundan bahsediyor. Şopska karlı dağ demekmiş. Bulgaristan'ın karlı dağları oldukça meşhur. Bulgaristan'a özellikle kışın gelirseniz Banskosu, Borovesti, birçok kayak merkezleri var. Oraları da görmenizi tavsiye ediyoruz. Ve biz de adeta bir karlı dağ görünümü alacak olan salatayı, Şopska salatasını yapıyoruz. Dağımız hazır. Şimdi dağın üzerine kar gerekiyor, kar. Evet, şefimiz de suni karı beyaz peynirle yapıyor. Bulgaristan'ın peyniri de oldukça meşhur. Tabii Bulgar peyniri, beyaz peyniri, kaşar peyniri inanılmaz meşhur. Ve peynir burada her yerde kullanılıyor. En son da yanına dekoratif amaçlı acı biber ve zeytinyağı ve maydanozdan hazırlanmış bir karışım. Zeytinyağı ve maydanoz. Şefim bu işi bana bıraktı ama ben bu güzel görüntüyü bozmayayım. Lütfen siz koyun. Oh oh oh. Karlı dağ yeşillendirdi. Bulgaristan yeşil bir ülke. Yazın bu dağlar yeşil, kışın beyaz, karlı dağlı. Harika oldu. Gerçekten Bulgaristan'ın doğasını yansıtan bir salata, Şopska salatası. Çok lezzetli gözüküyor. Thank you very much Martin. Çok teşekkürler. Thank you very much komşu. Evet, Martin'le beraber, komşumuzla beraber Şopska salat. Martin, I have tried this salad
in another Balkan countries. Uh-huh. But this is best. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Şu anda elimde bir bulgur ekmeği var. Bu ekmek düğünlerde ve özel günlerde yapılıyor. İçerisinde peynir ve tereyağı var. Bize ikram ettiler. Tadına bakacağız. Can you hold the microphone? Yeah. Ve Bulgarların yöresel kıyafetleriyle beraber yanımızda bir Bulgar hanımı var. Evet, tadına bakıyoruz. Koparıyoruz. Bal ve baharatla beraber ikram ediyorlar. Biz ballı yiyelim bugün. Bulgaristan balıyla da meşhur. Yeşil doğasında güzel ballar yetişiyor. Hmm. Bal da güzel, ekmek de güzel. Böyle bir giriş yaptık. Teşekkür ediyoruz. Thank you very much. Bulgaristan'da birbirinden lezzetli tarifler almaya devam ediyoruz. Şimdi de Mafi Şef'ten tikvenik. Tikvenik, yes. Tikvenik tarifi alacağız. Tikvenik, Bulgarların inanılmaz lezzetli tatlısı. Yufkayı yağladı. Ayçiçek yağıyla. Üzerine önceden hazırlamış olduğu bal kabağı, şeker, ceviz, tarçın ve ayçiçek yağı karışımını 10 dakika kavrulmuş bu karışımı güzelce sürüyor Martin. Evet, şimdi de aynı baklava gibi çok ince olan bu yufkayı sarıyor. Karışımın tadına bakalım, nasıl bir karışım. İnanılmaz lezzetli. Bu zaten başlı başına bir tatlı. Yani yufkaya sarmadan bu şekilde de yiyebilirsiniz. Evet, 5 porsiyon tikveniğimizi tepsiye yerleştirdik ve şimdi fırına gidiyoruz. 180 derecelik önceden ısıtılmış fırınımıza şefimiz koyuyor. Bu fırında yaklaşık 10 dakika. Yaklaşık 10 dakika pişen tikmeniklerimiz fırından çıkıyor. İşte görüntü bu efendim. İşte bu. Bulgaristan'ın geleneksel tatlısı bal kabağı baklavası, tikvenikler hazır. İşte tikvenikler fırından çıktı. Hemen servisine geçiyoruz. İşte görüyorsunuz. Tikvenik, Bulgaristan'ın en meşhur tatlılarından biri. Ceviz, inanılmaz baskın, mükemmel bir tatlı. Bal kabağı tadını pek alamadım. İçerisinde bal kabağı var ama bal kabağı belli belirsiz bir tadı var. Ama cevizin tadı baskın, çok hafif, çok lezzetli. Bilmesem nasıl yapıldığını, içerisinde bal kabağı olduğunu kesinlikle anlamam. Tadı inanılmaz lezzetli. Müzik.
тебе, де ме влюбиш, дяволски. Хубаво целуваш, трудно е, да не те желая до мига, който осъзная друга. Не язык ки, üzülerek söylüyorum ama bu hafta da programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bulgaristan'daki yemek tariflerini anlata bitiremeyiz ama programımızı bitirmek zorundayız. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın.